Buyurun. Efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Saltık. Sayın Saltık, hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Uğur. İyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar sevgili arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Tekrar uzun bir aradan sonra tekrar sizinle yayın yapmak çok keyifli. Tekrar sizinle yayın yaptığım için de ayrıca çok mutluyum. Bunu paylaşmak isterim. Öncelikle gündemimizde COVID tekrar ciddi bir şekilde yer almaya başladı. COVID'i konuşacağız. Yeni gelen varyantla ilgili Sayın Salta sorularım olacak. Bunları aktaracağız. Ne yapılması gerekiyor? Hazır mıyız yeni varyanta? Önemlisi de bunu konuşacağız. Vaktimiz kaldığı sürece de sağlıkta şiddet konusuna da yer vermeye çalışacağız. Sayın Saltık, şuradan başlamak istiyorum. COVID geri mi geldi? Zaten hiç gitmemiş miydi? Bu karşı karşıya olduğumuz varyantın özellikleri nedir? Şimdilik bu iki soruyla başlayalım, sonra devam ederiz. Buyurunuz efendim. Peki. Çok teşekkür ederim bizim TV'ye, size ve Şaban Bey'e. Yayınlarınızın başarılı olmasını, insanlarımıza, toplumumuza katkı getirmesini dilerim. Bu sorumlulukla birlikteyiz. Bana fırsat verdiğiniz için de sağ olun diyorum. Bitmemişti değerli Uğur, Türkiye'de ve dünyada salgın. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da zaten salgın bitmedi, virüs çekip gitmiyor. Virüs çekip gitmedi. Küresel dayanışmayı sürdürmeliyiz bağlamında sözler ve uyarılar yapmakta idi. Türkiye halının altına COVID'i süpürme kararını verinceye dek, Türkiye demeyelim de iktidar diyelim daha doğrusu, AKP iktidarı. 31 Mayıs'a gelindiğinde 975 olguya günlük yeni yakalanan COVID-19 sayısını duyurdular ve Sayın Bakan sevindirik olmuşçasına, eğer 3 gün böyle 1000'in altında giderse maskeler fora dedi. Sağlık kuruluşları dışında, yani devlet ciddiyetiyle, hekimlik ciddiyetiyle asla bağdaşmayan ve bilimsel olmayan bir yaklaşımdı bu. Hem ciddiyetten yoksundu hem bilimsel değildi. Bilimsel kalsalardı aynı zamanda ciddi de kalmış olurlardı. Çünkü o zamanlar biz uyardık, epidemiyolojide böyle 3 gün üst üste 1000'in altında kalırsa sizin söylediğiniz önlemler kaldırılacak biçiminde bir bilgi bulunmuyor. Bir gelenek bulunmuyor. Oturmuş bir kural, bilimsel kural yok salgın yönetiminde. Peki neydi var olan, olması gereken? Salgınların dalgalanmalarının hiçbir zaman haftalarca güven verecek biçimde aşağılarda seyretmedikçe böylesine sorumsuz davranılamayacağı idi. 3 gün değil, en az 2 hafta ya da ideali 4 hafta beklenmeliydi. Çünkü dünyanın birçok yerinde değişik düzeylerde salgın sürmekteydi. Türkiye dünyanın pek çok ülkesiyle ilişkiler içinde. Türk Hava Yolları 150'nin üstünde ülkeye uçuşlar yapıyor. Ayrıca Haziran başı turizm dönemi de geliyordu Türkiye'de. İktidarın böyle bir beklentisi de vardı. Sanırım ya da öngörürüm ki 3 gerekçeyle değerli Uğur, iktidar salgını siyaseten bitirmeyi ya da askıya almayı diyelim düşündü. Halının altına süpürmeyi düşündü. Bunlardan biri yaklaşan turizm dönemi nedeniyle güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çizmek idi. Ne çare ki Türkiye'ye gelecek turistler herhalde bakanlığın resmi verileriyle Türkiye'nin yetinmeyeceklerdir. Örneğin kendi konsolosluklarından, Ankara Büyükelçiliği'nden soracaklardır gerçek durumu ne düzeyde diye. Birincisi bu. İkincisi, bir başarı öyküsü yazmak istediler. Çok bunalmış durumda iktidar, Türkiye'yi bunalttığı için faturasını ödüyor. Bir parça gündem değişikliği, bir de COVID olmasın. Küçük bir başarı, küçük bir mavi boncuk halka, bak işte hamdolsun elhamdülillah bunu da hallettik diye.
Bir üçüncüsü de salgın giderlerini, salgınla savaş giderlerini zaten en aza indirmiş olmakla birlikte sürdürecek durumda değiller değerli Uğur. Salgın savaşımı ciddi finansman, akçalı olanaklar gerektirir. Günlük 100 bin, 200 bin, 300 bin test yapmanın belli bir gideri vardır. Ayrıca konvansiyonel yerleşik ola gelmiş salgın savaşım tekniklerini masanın dört ayağı olarak hep söyleriz. Sürveyans, filyasyon, karantina ve izolasyonu gerçekten dört dörtlük epidemiolojik ölçütlerle uyumlu sürdürebilmek önemli harcamaları gerektirir. Önemli yatırımları, altyapı yatırımlarını, insan gücü ve teknik donanımı gerektirir. Ve tabii bunların sürdürülmesi için de bir akçalı kaynak girdisi gerekir. Bu da Sağlık Bakanlığı'nı zorluyor. Bu üçü birlikte sanırım Sağlık Bakanlığı biraz daha Allah kerimdir diyerek yaz geliyor. Biraz rahatlarız türünden. Böyle bir yola girdiler. Ve değerli Uğur, Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı haftalık ilan etmeye başladılar. Haziran başında ilan ettikleri rakam haftalık 7.322 idi. 29 Mayıs'ta, 31 Mayıs'ta en son günlük verdiler 975 diye 31 Mayıs'ta. Sonra da haftalık vermeye başladılar. 5 Haziran'daki veri 5 günde diyelim 975'ten 7.300'e fırladı. Bir günlük 1.000'likken haftalık 7.000 olmaya başladı. Yani aslında 1.000'in altına inmedi. Bir haftada 7.300 demek 1.000'in üstündedir. Bakanın varsayımı da o saçma ve bilim dışı olan varsayımı da gerçekleşmedi. İzleyen hafta bu rakam 7.000'lere ulaştı. %50 arttı. İzleyen hafta 10.000'lere ulaştı. Ve en son açıklanan rakam değerli Uğur 11-17 Temmuz haftası. 11-17 Temmuz haftası. Bugün 26 Temmuz. 17 Temmuz akşamı açıklanan geriye dönük bu bir haftalık veriden bu yana 9 gündür, 10 gündür bakanlık az önce sizinle konuşmaya geçmeden önce bir kez daha baktım. Şu son saniyeler içinde açıkladıysa bilemiyorum. Ama dakikalar içinde yoktu. Açıklanan bu rakam 227 bin. 227 bin. Demek ki Haziran başından Temmuz başına ortalarına diyelim 6 hafta gibi bir sürede 7.000'den 227.000'e ineleyelim. Haziran başından 5 Haziran haftasında açıklanan 7.322'den 17 Temmuz'da açıklanan 227.000. Bunlar da bakanlığı uyandırmadı. 7.000'den 227.000'e 6 hafta içinde. 227.000'i günlük hesaplarsanız, 7'ye bölerseniz yaklaşık 32-33 bin buluyorsunuz değerli Uğur. Günlük 32-33 bin olgu. Sayalım lütfen, salgın geçmişine doğru gidelim. En çok rakamımız 39. Sayın Saltık, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Ancak şu anda baktım, açıklanan herhangi bir veri yok. Siz de doğruladınız. Evet. 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 Peki. Bir kez şu 33 bini vurgulayayım, sonra döneceğim buraya. Lütfen. Günlük 33 bin, 32 bine ulaşan olgu sayısı salgının en azgın dönemlerinde geçtiğimiz Temmuz öncesinde, bir yıl kadar öncesinde 39-40 binlere ulaşmıştık değerli Uğur. Demek ki ona çok yaklaştık 39-40 bin günlük rakamlardan 32-33 binlere, salgının en azgın olduğu dönemlere. Üstelik belirttiğim gibi şu rakam 11-17 Temmuz haftasına ilişkin. O haftada yakalananlar toplam haftalık, günlük değil, haftalık 227 bin. Ama bu hafta içinde tanı alanların da bir hafta, iki hafta gerisinde bulaşı aldıklarını kabul etmek gerekir. Bir takım bulgular verdiklerinde, başvurduklarında test yapıldığını, hastalığı alır almaz aynı gün PCR pozitif diye kayda girmedikleri için insanlar, bir zaman farkıyla değerli Uğur, bir hafta iki haftalık bir zaman farkıyla kayda girerler. Dolayısıyla bu veri gerçekte 11-17 Temmuz'da değil, en az bir hafta öncesinin, yani 4 ve 10 Temmuz arasına ilişkindir. İyimser. Dolayısıyla Temmuz başından bu yana Türkiye'deki durumu bilmiyoruz.
bakanlık açıklamıyor. Temmuz başından bu yana, neredeyse Temmuz bitiyor, reel durumu, gerçek epidemiyolojik durumu bilmiyoruz. Niçin? Neden ey AKP, neden ey Sağlık Bakanı, neden Doktor Koca? Bizim Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre, anayasamıza göre bilme hakkımız var. Salgının ortasında durumun nasıl gittiğini bütün berraklığıyla, güncel ve dürüst olarak bilmek ve sizin de açıklamak borcunuz var. En azından anayasanın 5. maddesi çok net bir biçimde size bu bağlamda bir görev verir. Anayasanın 2. maddesi demokratik, sosyal, layık, hukuk devleti der. Bir hukuk devletinde, bir sosyal devlette, bir demokratik cumhuriyette böyle saçmalıklar, böyle zırvalar olmaz. 5. maddede apaçık anayasanın devletin temel amaç ve görevleri sayılırken Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini diye sayar. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Ben ne refah içindeyim, ne huzur içindeyim, ne de mutluyum bir profesyonel olarak, alanın profesyoneli olarak konuya ilişkin, salgına ilişkin, azgın salgına ilişkin bir uzman olarak ülkemize çok katkı verebilecek iken elimde veriler olsa, bunlara ulaşamamış olmaktan bir profesyonel olarak çok acı duyarken bir yurttaş olarak da utanç duyuyorum. Bu utancı aynen ayna tutarak yetkililerde sorumlularına yansıtıyorum. Bu utancın sorumlusu ben değilim. Bu utancın sahibi iktidardır ve onun bakanı durumundaki Doktor Koca'dır. Aynı zamanda 56. madde anayasanın herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der. Ben sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak istiyorum. Böyle bir hakka sahibim yurttaş olarak. Bu hakkımın gereğini yapmak da devlet olarak sizin görevinizdir. İktidardaki siyasal partinin görevidir. Ama ben salgının çevremde ne ölçüde yaygın olduğunu bilmiyorum. İşime gidiyorum. Bir üniversitede çalışıyorum. Öğrencilerimin, karşımdakilerin, çalışma arkadaşlarımın taşıyıcı olup olmadığını, ne durumda olduklarını bilmiyorum. Dolayısıyla sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkımı çiğnemiş oluyor iktidar bu yaptıklarıyla. Ama öte yandan dünya alem günlük veriler açıklıyor değerli Uğur. Günlük verileri açıklamayı sürdürüyorlar. Size vereyim. Birleşik Devletler'de veri dün akşamki 53 bin yeni kayıt var. Yeni tanı. 53 bin günlük. Günlük. Değerli Uğur. Günlük. 117 ölümü var ABD'nin bir günde. Bu ülkeler neden günlük veriler açıklıyorlar da bizim Tayyip Erdoğan iktidarı açıklamıyor? Yani burası bir sultanlık rejimi midir? Burası sizin babanızın çiftliği midir? Biz sizin kullarınız mıyız? Biat etmiş kullarınız mıyız? Ne hakla bizi güncel, güvenilir veriden yoksun kılarsınız? Bu bir suçtur. Dolayısıyla hem parlamentoyu, hem muhalefeti, hem de Cumhuriyet'in başsavcısını, savcılarını göreve çağırmak gerekir. Sağlık Bakanı hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Yasal ve anayasal görevlerini yerine getirmeyerek, bilgi edinme hakkımızı engelleyerek, dolaylı olarak bilgi edinme hakkımızın amacı olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede huzurlu, refah içinde ve mutlu yaşama hakkımızı bu davranışlarıyla yok ettiklerinden, hiçe saydıklarından yurttaş olarak yakınmacıyım. Almanya dün 145 bin yeni olguya tanı koydu. Çok yüksek değil mi? 187 insanı öldü Almanya'nın. Fransa, peki günlük mü bu rakamlarda Sayın Sağlık? Ben de not alıyorum bir yandan. Yok, hiç kuşku yok. Fazladır, eksik değildir değerli. Buralar devlet gibi devletler. Verilerini açıklarlar ve açıklıyorlar. Yani şunu söyleyebilir misiniz bana? Almanya neden gerçekte olduğundan daha fazla olgu açıklasın? Böyle bir şeyi Alman hükümeti, devleti yapar mı sizce? Abeste iştigal. Dolayısıyla 187 ölümü var. İtalya'nın 24 bin yeni olgusu var. 104 insanı kurban verdi dün İtalya COVID'e. Sıkı durun, Japonya'yı söylüyorum.
172 bin bir günde. Son 24 saatte dün akşamki verilerle, yani dün akşam açıklandığına göre bu ondan önceki 24 saat demektir. 172 bu akşamkilerde açıklanır birkaç saat içinde. Efendim ve Japonya'nın 33 ölümü var değerli Uğur. Dolayısıyla sormak gerekir. Sizin ülkeniz, çiftliğiniz olarak gördüğünüz, neopatrimonyal sultanlık sergilediğiniz bu coğrafyada her şey günlük gülistanlık mıdır? Burası kurtarılmış cennetiniz midir sizin? Safe haven, yavurca deyimiyle. Burası bir safe haven mıdır? Fantastik ya da düşsel. Düşler ülkesi midir? Covid'den temizlenmiş. Eğer öyleyse açıklayın. Açıklamadığınıza göre açıklayamıyorsunuz. Açıklayamadığınıza göre durum ürkünç. Eğer yanılıyorsam günlük veri verin. Spekülasyonlara yer bırakmayın. Dürüstçe günlük herkesin açıkladığı gibi uygar dünyanın, siz de açıklayın. Niçin açıklamıyorsunuz? Bunca insanı nasıl böylesine hiç sayarsınız? İnsan yerine koymazsınız. Dolayısıyla söylenecek bir şey kalmıyor gerçekte değerli Uğur. Şu yapılsın, bu yapılsın demenin anlamı yok. Öncelikle verileri vereceksiniz bize. Çok kritik bir dönemece gelmiş bulunuyoruz. Söylediklerimizin hemen hemen hiçbirini, çok azını yapıyorlar. Söz gelimi bu azgın dalganın tırmanışında iki temel etmen oldu geriye dönük, yakın geçmişte. Birisi hacıların dönüşüydü değerli Uğur. Evet. Hacılar bayramla birlikte döndüler 8-9-10 Temmuz gibi. Bugün 26 Temmuz. Dolayısıyla nereden 18 gün filan geçti, 17 gün geçti aradan. 2 hafta. Hacıların dönüşünü izleyen 2 hafta hep kritiktir diye söyledik. Çünkü bulaştıracaklar Türkiye'nin her yerine resmen 37.700 hacı Diyanet'in ilan ettiği, kayıt dışı gidenler de oluyor zaman zaman. 40 bin diyelim yuvarlak rakam. 40 bin insanın ne ölçüde Suudi Arabistan'dan bize COVID'i getirdiğini bilmiyoruz. Oysa uyardık, dedi ki bu insanları gelince karantinaya alın. 2 yıl önce 2020'de yaptığınız hatayı yapmayın. O zaman da hacıları ülkeye yaydınız. 245 hacı öldü kayıtlara göre. Gidip gelenlerden COVID'den öldüler. Yaşları ileri genelde. Ve bir de hacdan dönen insanlara gelenekler çerçevesinde hoş geldin ya hacım, elini öpelim, eteğine diz sürelim, bize hurma mı getirdin, zeytin mi getirdin, zemzem suyu mu getirdin? Böyle gelenekleri var bu toplumun. Bunlar da engellenmedi ve 2020'nin Mart'ını izleyen aylarda salgının alevlenmesinde belirgin payı oldu. Yine o dönemde öğrenci yurtlarını kapatıp apar topar birkaç milyon öğrenciyi Türkiye'ye yaydınız. Şimdi bu dönemde hacılarla ilgili karantinaya alın bunları dedik. Olmadı, hızlı antijen testi yapın dedik. Güven düzeyi yetersiz olmakla birlikte, hiçbir şey yapmamaktansa. İdeali PCR testi yapın. Suudi Arabistan'da uçağa bindirmeden bir gün önce, en az bir gün önce PCR testi yapın bu insanlara dedik. Hiçbirini yapmadılar. 2 yıl önce hacdan dönüşte de ateşleri varsa çıkmasın diye parasetamol dağıttılar uçakta bu hacı adaylarına. Müslüman insanlara günah işlettiler daha hacdan yeni dönerken. Sahtekarlık bu. Hasta iseniz ateşiniz yükselecekse yükselmesin ama siz başkalarına bulaştırıcı olmaya devam edinsin. Hacınız bitti, sıfırlandı. Ben Tanrı olsam, sözün gelimi, o hacınızın üstüne hemen kocaman bir çarpı işareti atarım. Silerim, sıfır hüküm. Bu ne sahtekarlıktır ya? Uçakta birer parasetamol alacaksınız ki ateşiniz çıkmasın. Termal kameraya yakalanmayın diye. Şimdi bunu yapmadılar bir. Şimdi faturasını ödüyoruz değerli Uğur. 2 hafta geçti. Kesmeyin beni. Unutmayın sonunu. Korkarım ki bu 2 hafta hacıların dönüşünü izleyen dönemde ciddi bir patlama var Türkiye'de. O patlamanın rakamlarını telaffuz edemiyorlar. Hacıların dönüşüne koyarak bir de Kurban Bayramı. Kurban Bayramı öncesinde de uyardık. Yapmayın yurttaşlar, etmeyin yurttaşlar. Evinizde oturun. Zaten ekonomik bunalım da var. Salgın bitmedi. İktidar doğru söylemiyor. Gerçekler bunlar, bunlar, bunlar. Halleşmeyin birbirinizle dedik anlayacakları dille. Salya sümük kucaklaşmayın, tokalaşmayın, buluşmayın, sarılmayın.
gözyaşı dökmeyin, şu bu, gitmeyin, bu bayramda gitmeyin dedik. Şimdi dolayısıyla değerli Uğur, bayramda kimler nereden kalktı, mobilize oldu, nereye gitti, kime bulaştırdı, birebir saptamak güç. Ama iyi bir filyasyon çalışması olsa bu bile olası. Bayramda kim nereden kalktı, nereye gitti, kimlere bulaştırdı bunu bulabilirsiniz. Hacılarınki daha kolay. Kimlikleri belli, nereden geldikleri. Bu insanlardan hastalığı alanları işte filyasyon bu işe yarar, değerli olur. Hacdan dönen diyelim ki Bayan K, Bayan K, Türkçe'de K harfi yok. Bayan K'den kim, kaç kişi enfekte oldu, bulaşı aldı? Filyasyon bunu ortaya koyan bir çalışmadır. Bunu yapmazsanız zaten salgını durduramazsınız. İşte bu iki olay üst üste eklenerek yığışımlı etki, sinerjistik etki yaparak yığışımlı. Evet, yığışım, yığışmak, birbirinin üstüne eklenmek. Eklemeli isterseniz. Sinerjistik etkiyle salgını Türkiye'de patlattı diye bir öngörüm var. Hiçbir veriye sahip olmaksızın genel epidemiolojik ilkeler çerçevesinde çıkarmak durumunda olduklarım bunlar. Ve bunlar beni endişeye sürüklüyor. İki boyutlu, hem bu öngörülerim nedeniyle hem de eğer bu öngörülerim gerçekse bu yüzden galiba çok büyük rakamları açıklamak istemiyorlar diye. Bu tezi besleyen ya da destekleyen pratik bir gözlemde meslektaşlarımızla iletişimlerimiz, servisler, COVID servisleri açılıyor ve doluyor. Yoğun bakım yatakları aynı biçimde dolmaya başladı, zorlanmaya başladık. Ve çevreden, eş dosttan aldığımız telefonlar, haberler yeni bir dalganın habercisi. Hocam ben COVID oldum, hocam kızım COVID oldu, hocam eşim oldu. Ne yapacağız diye hem danışan, hem aşı soran, hem hastalık süresince ne yapayım diye çare arayan insanlar. Böyle bir de değerli Uğur, hep gözden kaçan gerçekte önemli bir öge. İşçiler, 4857 sayılı iş yasası kapsamında çalışanlar, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon bu insanlar. İş yasasına tabi olarak çalışan, bağlı olarak çalışanlar. Bu yasaya göre eğer COVID testiniz, siz de sanırım bir işçisiniz, sözleşmeyle çalışıyorsunuz değil mi? Belki de bulunduğunuz yerde. Eğer PCR testiniz pozitif çıkarsa 7 gün, 10 gün Sağlık Bakanlığı'nın politikasına göre işe gidemeyeceksiniz. Karantina mekanlarında değil ama devlet size git evinde kendini yalıt diyecek. İşin kolayına kaçacak. Evinizde kendinizi nasıl yalıtacaksınız, siz yakınlarınıza bulaştıracaksınız, yalnız olabilirsiniz, durumunuz kötüleşip kendinize yetmeyebilirsiniz. Bütün bunları yatsıdık, görmezden geliyoruz. Dolayısıyla 10 gün boyunca sizin ücretinizin 3'te 1'i kesiliyor. 5510 sayılı sosyal sigortalı yasasına göre. Eğer yatarsanız, ağır hasta olursanız hastaneye, bu takdirde yarısı kesiliyor. Değerli olur. Yattığınız her gün günlük yemeğinizin yarısı kesiliyor. İşte bu başlı başına 16 milyon dolayındaki iş yasasına bağlı çalışan beyaz yakalı, mavi yakalı toplam büyük bir oran, Türkiye nüfusunun 5'te 1'i neredeyse, testin pozitif çıkmasından ürker bu insanlar. Onun için hızla salgın dönemine özel geçici bir maddeyle 5500'ün bu hükmünü kaldırmak ve işçilerin günlük ücretlerinden kesinti yapılmasını engellemek gerekir ki insanlar korkmasınlar. Testleri pozitif çıktığında da efendim çıkar diye korkmasınlar, başvursunlar, bulguları, yakınmaları varsa veya temaslı iseler. Eşi çıktıysa pozitif, çocuğu çıktıysa aynı, bürodaki arkadaşı odayı paylaştığı, yani temaslı durumunda. Rahatlıkla test yaptırsınlar, erken tanı alsınlar. Hiç olmazsa işe gelip gitmeyip evde kendilerini yalıtsınlar. Vazgeçtik karantina mekanlarından. Devletin bakım hizmeti verdiği beslenme, giyim, barınma, sosyal destek, tıbbi destek verdiği karantina mekanlarından vazgeçtik. Kendi evlerinde insanlar. Şimdi bu da olmayınca yine ben Sağlık Bakanı'nı uyarmıştım Mayıs sonlarında, Mayıs ortalarında. Bak demiştim kardeşim, meslektaşım.
Sen diyorsun ki grip gibi hafif geçiyor. Burada iki büyük hata yapıyorsun. Birincisi gribi hafife alıyorsun. Çünkü grip bir paçavra hastalığıdır. Gerçekte hafif değildir. Her yıl 600 bin insan gripten ölüyor dünyada. Her 90 ölümden biri gripten oluyor. Gribi yabana atamazsın, bu bir. İki, hafif geçiyor nasıl olsa demen olağanüstü büyük yanlış. İlkinden daha büyük yanlış. Gerekçesi şu: hastaneler dolmuyor, yoğun bakım birimleri dolmuyor, buraya yansımıyor, ayakta geçiriyorlar. Böyle bir biçime dönüştü hastalık diyorsun. Ama bu BA.4.5 varyantı, alt tipi, Türkçe alt tip diyelim, tip de Türkçe değil ya, alt tipi gelmiş geçmiş en yüksek düzeyde bulaştırıcı varyant. Dolayısıyla evde belirtisiz işe gidip gelerek, sosyal ilişkilerini günlük sürdürerek İnsanlar hep ama hep bulaştırıcı olurlar. Daha çok, daha çok, daha çok insan bulaşı alır. Diyelim ki 1.000 insandan biri hastaneye düşecek ise, sizin 10.000 hastanız olduğunda 10 hastanız yatağa düşer. Yani hastalanan sayısı büyüdükçe bunlar hastanelere de yansır. Nitekim yansımaya başladı. Başladı. Burada hata yaparsanız bulaş zinciri sürer, hafife alırsanız. Bulaş zinciri sürdükçe hem belirttiğim tablo ortaya çıkar, giderek sessiz de görünse, ayakta belirtisiz de görünse bulaşı alır ve bulaştırır. Ve bu sürede de yeni varyantlar çıkar. Zaten mutasyon böyle olur. Bulaş zincirini kırabilsek, yavaşlatabilsek mutasyon da yavaşlayacak. Dolayısıyla hızlı bir mutasyona yol verirsiniz. Belki de Türkiye'de şu anda BA.4.5 dışında başka varyantlar gelişmiştir. 90 milyon nüfuslu bir ülke ve her gün 30 binin üstünde en az açıklanan boyutuyla yeni olgu. Dolayısıyla Türkiye tırnak içinde dünyaya yeni varyantlar armağan etmiş bile olabilir. Ama bilmiyoruz, çünkü Sağlık Bakanlığı bize belirttiğim gibi 11-17 Temmuz'dan bu yana hiçbirini açıklamıyor. Test sayısını açıklamıyor. Aktif hasta sayısını açıklamıyor. Uluslararası istatistiklerde Türkiye yok. Kaç dizin analizi yaptığını, dolaşan varyant tiplerinin neler olduğunu bilmiyoruz. Aralık 23'ten bu yana başlanan Türkovak adlı sözde aşının etkinlik durumlarını bilmiyoruz. Kezlerce çağırdık. Dedik ki kaç kişiye Türkovak yaptınız? Türkovak aşısı olanlarda korunma oranı kaç? Öbür aşılarda korunma oranı kaç? Bir etkinlik karşılaştırması yaptınız mı? Yapmış olmak zorundasınız. Yapmadıysanız niçin yapmadınız? Yaptıysanız niye açıklamıyorsunuz kardeşim? Değerli or, tutulacak tarafı yok. Gördüğünüz gibi salgın yönetimi tam bir pespayelik sergiliyor. Şimdi peki bize öylesine rakamlar verdiniz ki kendime 2020'nin başlarında sanki ya da böyle birkaç ay geçtikten sonra yayın yapıyormuşuz gibi hissettim. Bu Çünkü biz dönemden daha beter değerli Uğur. Sözünüzü kestim, beni bağışlayın. şu an 2020'nin Nisan ayında günlük olgu sayımız en fazla 8 bin küsur olmuştu. Şimdi bunun 4 katı. şundan bahsediyorum. Yani o zaman rakamların büyüklüğü dehşet vericiydi. Şu anda verdiğiniz rakam da dehşet verici ve daha da kötüsü biz şu anda diyorsunuz ki hiçbir veri alamıyoruz. Bunlar açıklanmıyor. Şimdi o zaman size yine birkaç soru bir arada soracağım. Bir, hatadan ders almak diye bir şey vardır. O zaman hiç hatadan ders alınmamış. Bu doğru mu sizce? İkincisi de bu tabloda, şimdi bakanlık verileri açıklamıyor, vatandaş bilmiyor. Bir de maskeler çıkartıldı. Sonra tekrar toplu taşımalarda takabilirsiniz denildi. Ama şimdi bu süreçte vatandaş aşılanmaya devam edecek mi? Elimizde yeteri kadar aşı var mı? Hazırlıklar yapıldı mı? Peki bu noktada, bu tabloda vatandaş kendisini nasıl koruyacak? Tekrar sormak istiyorum. Hiç mi hatadan ders alınmadı? Değerli Uğur, tablo ortada.
sizin sorunuzun yanıtı aslında belirgin. Hatadan ders alınmak bir yana gemin azıya alındığı bir durum görüyoruz. İktidar hiçbir şey takmıyor. Veri vermiyor, günlük açıklamıyor. Soruyorsunuz, açıklamıyor. Uluslararası istatistiklere göndermiyor. Açıkladığı veriler korkunç tutarsız. Hep söylüyorum, bıktırdım belki insanları ama size de söylemek durumundayım. Değerli Uğur, aşağı yukarı 6 haftadır, 7 haftadır, yani Mayıs'ın 31'inde yoğun bakımdaki hasta sayısı 975 olarak açıklanmıştı değerli Uğur. Bugün 26 Temmuz, gerçi bir haftadır veri yok ama elimizde, hala 975 olarak sabit duruyor yoğun bakımdaki hasta sayısı. Allah aşkına söyler misiniz bana değerli Uğur? Yüksek matematik bilmeye gerek yok. Alim olmaya gerek yok. Bir ülkede 6-7 haftadır yoğun bakımdaki hasta sayısı 975 olarak nasıl sabit kalır? Hiç ve bu sayı bu kadar artarken hiç azalmaz mı? Hiç artmaz mı? Sizin belirttiğiniz gibi olgu patlaması yaşıyorken yoğun bakıma düşenler olmaz mı? Ben size yanıtını da vereyim. Dünya istatistiklerine göre son verilerle binde 2 yoğun bakıma yatma oranı. Şu dolaşan varyantla ayakta hafif geçiriyor dedik ya. BA4.5 ile bulaşı alan her 1000 insandan ikisi yoğun bakıma düşüyor. Binde 2. Peki eğer Türkiye'nin 975 yoğun bakımda hastası varsa, bu da toplam hastaların, PCR testi pozitif çıkanların, toplam hasta diyemem, testi pozitif çıkanların, çünkü test yaptırmayan, testi negatif çıkanlar da olabiliyor, yalancı negatif. 975'i binde 2 olarak gören toplam hasta havuzu kaçtır biliyor musunuz? Basit bir düz orantıyla yaparsınız, doğru orantıyla. 500.000 değerli olur. 500.000 PCR testi pozitif çıkmış insan olmak gerekir ki bunların binde ikisi, 975'i yoğun bakıma düşmüş olsun. Türkiye'de de genel geçer dünya ortalamasının geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Yani Tanrı Türk'ü korumuyor. Binde ikisi hastaların düşüyorlar yoğun bakıma. Ne fazla ne eksik dünya ortalaması kadar kabul ettiğimizde. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir hafta 10 gün önce en son 11-17 Temmuz haftasında açıkladığı aktif hasta sayısı 45.000 dolayında. Şu hesapla bizim bulduğumuzun onda biri. %10'u. %10'u. %90'ı saklı, gizli buzdağının altında. Dolayısıyla çağrımız net. Eğer gocunacak bir yaranız yoksa, işler iyiye gidiyorsa bu verileri açıklayın. Hep beraber sevinelim. Değilse bir an önce söyleyin, insanlar tedbirini alsın, sizin belirttiğimiz gibi. Bakanı salgın tırmanırken uyarmıştık. Çık halka yeniden, salgın yeni bir dalga yapıyor galiba de. Dolaylı söyle, bir şeyler söyle ama halkı bir uyar yeniden. Bunu utangaç biçimde yaptı. Halkımız biliyor korunma yöntemlerini dedi. Hiç olmazsa bu kadarını utanma belası diyelim söylemiş oldular. Ama günlük gözlemler öyle değil. Benim çarşıda, pazarda gördüğüm, dün bir uçak yolculuğu yaptım İzmir'den. Yanı başımdaki genç adam maskesizdi. Hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü insanlar nerede nasıl tepki koyar belli olmuyor. Belli olmuyor. Ortamızda benim pencere tarafımdaki maskeliydi. Ortadaki genç adam yedi içti habire. Çok rahat pozisyonda, kısa şortlu falan yedi, içti, birasını içti vesaire, maskesizdi. Yani şimdi dolayısıyla hiç olmazsa toplu taşımada bu maske yükümünü geri getireceksiniz. Metroda, otobüslerde, uçakta geri getireceksiniz. Benim yani sağlığımı yatma hakkınız yok. Ben taktım N95 maskemi yolculuk boyunca, çıkarmadım. Kalabalık alanlara girdiğimde, kapalı alanlara girdiğimde hep takıyorum. Kapalı alanlara zorunlu olmasam girmiyorum. Çok kısa alışverişimi yapıp çıkıyorum. Açık alanlarda da kalabalıklara girmemeye bakıyorum. Düğündü, törendi, cenazeydi, şu bu. Dolaylı olarak ben kipi ile halkımıza bir ileti vermiş oldum neler yapılması gerektiği konusunda. Eski önlemler geçerli. Onlara büyük ölçüde dönmek durumundayız. El yıkama. Günde birkaç kez elinizi yıkayın arkadaşlarım, kardeşlerim.
Elinizi yıkamadan ağzınıza, burnunuza, gözünüze ellemeyin. Hele hele burnunuza. Maskelerle ilgili hep anlatıyordum. Şimdi şurada yakında maske yok. Habire gördüğüm şey şu. Düşen maske buradan kaldırılıyor. Buradan kaldırılıyor böyle. Ve buruna denk gelen maske yüzeyi eğer taşıyıcıysanız en çok virüs barındıran noktadır. Burayı ellediğinizde şu iki parmağınızla virüsü aldınız. Her yerde bulaştırıyorsunuz. Tokalaşmayın. Maskenizi şuradan ipinden tutarak eğer sarktıysa kaldırın. Burayı ellemeyin. Zaten sarkıp duruyor, ömrünü bitirmiştir, esnemiştir. Onu yenilemeniz gerekir gibi. Metrolara kapalı mekan girişlerinde ne? Maske otomatları koyun dedik. İnsanlar düğmeye bassınlar, bir maske alsınlar. Bunu insanlara çok görmeyin. Bu bir kamu hizmetidir. Sosyal devletin kaçınılmaz görevidir. Belki 1000 maske harcarsınız. Bir hastanın hasta olduğundaki bedelini ne değmez. Daha hafif gelir, daha ucuz gelir. Koruyucu sağlık hizmetleri her zaman daha ucuzdur, daha etkilidir. Aşı konusuna gelince... Konuyla ilgili çok soru var. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani biz bu süreçte bakanlık söylesin ya da söylemesin, bizler vatandaşlar olarak COVID'in ilk başlarındaki tedbirleri uygulamaya başlamalıyız. Evet. Bakın, COVID bulgularına benzeyen grip, nezle, burun akıntısı, zaten tat duygusunun yok olması ya da koku duyusunun yok olması tipik böyle bir durumda büyük olasılıkla COVID'dir. Bir COVID'li, kuşkulu COVID'li ya da bilinen COVID'li ile yakın temas, arkasından belirttiğim gibi bu COVID bulgularının olması, öksürük, yutma güçlüğü, burun akıntısı, nezle, grip bulguları, gidiniz ve test yaptırınız. Maskenizi takınız ağzınıza, burnunuza, gidiniz ve bir an önce test yaptırınız. Yapıyorlar bir ara, iyice onu da engellemişlerdi, test yapmayacağız diyorlardı. Evet. Şimdi biraz yapıyorlar ama yine de günlük test sayılarını bilmiyoruz. Test yaptırınız ve kendinizi ve çevrenizi korumaya bakınız. Çünkü hafif geçiyor diyoruz, belirtisiz geçirenler de var, hiç belirti vermeyenler de var. O bakımdan hiç belirti vermeyen insanların ancak bir kuşkulu tebas, bir hastayla yakın olma durumunda. Şimdi benim o yolculuğum, dün sözünü ettiğim uçak yolculuğu, önümüzdeki bir iki gün içinde ufak bir iki bulgu olursa hemen gidip test yaptıracağım. Acaba bu adamdan bana veya işte uçak yolculuğunda geçti mi diye. Dolayısıyla bulgu vermeyenlerden de durup dururken gelin sağlık kuruluşuna diyemeyeceğimiz için aktif tarama testleri yapmak gerekiyor değerli Uğur. Epidemiyolojide bunun çaresi budur. Düzenli tarama testleri yaparsınız. Riskli kalabalık kümelerde, fabrikalarda, askeri birliklerde, cezaevlerinde, okullarda düzenli ve kent içinde belli merkezlerde elbette ücretsiz test alım merkezleri kurarsınız. Kendisinden kuşku duyanlar, test yapılmasına gerek duyanlar buyursun dersiniz, bunu teşvik edersiniz. İnsanlar gider burnunu uzatır, test örneğini verir ve böylece erken olgu bulma şansınız olur. Bunları yapmazsanız yangın için için sürer ve veriler, işte konuşuyoruz deminden beri, açıklayamayacağınız bir boyuta ulaşır. Mızrak çuvala sığmaz. Kaç gün saklayacaksınız? Yarın da mı, öbür gün de mi açıklamayacaksınız? Kardeşim ya, burası Muz Cumhuriyeti'ni siz ne sanıyorsunuz? Burası sizin babanızın çiftliği mi? Anayasal, yasal yükümlülükleriniz var. Halkın bilgi edinme hakkı var, yeniliyorum. Bu suçtur yaptığınız. Yasa anayasaya geçtim, ayıptır. İnsanın insana saygısızlığıdır. Sizin bu halka hiç saygınız yok mu? Siz aynaya bakmaz mısınız? Hiç utanmaz mısınız? Halkı bu veriden yoksun kıldığınız zaman pek çok masum insan hastalığa yakalanıyor ve siz az da gösterseniz ölüyor. Örneğin o 11-17 Temmuz haftasında 96 ölüm var sizin açıkladığınız. Bu her gün 14 ölüm demektir. Her gün o açıkladığınız hafta için bir haftada 96 ölüm. Bu insanlar tavuk mu? Onların ölmesine göz yumma hakkınız var mı? Tavuğun da ölmesine böyle bir hakkınız yok da o da bir canlı, hayvan hakları bağlamında siz insanımızı tavuk yerine bile koymuyorsunuz. Siz nasıl bir iktidarsınız? Nasıl bir musibetsiniz? Siz Türkiye'nin başına geldiniz.
Sizin dininiz, kitabınız, Allah'ınız, peygamberiniz, mezhebiniz, inancınız, vicdanınız, sağduyunuz yok mu yahu? Bir iç sesiniz yok mu sizin? Siz hangi dilden anlarsınız? Size nasıl seslenmek lazım? Nasıl bir musibetsiniz siz? Bu yaptıklarınızın hesabı sorulmayacak mı size, hukuksal olarak yanınıza kalacağını mı sanıyorsunuz? Bu yaptığınız insanlığa karşı suçtur. Kitlesel toplu hastalanmalara ve ölümlere neden olmaktır. Aynı zamanda bir hukukçu olarak, bir sağlık hukukçusu olarak söylüyorum. İnsanlığa karşı suç işliyorsunuz. İnsanlığa karşı işlenen suçların Türk Ceza Yasası'nda zaman aşımı yoktur. Hesabını sorar bu halk iktidar yarın değiştiğinde. Gel bakalım doktor koca der. Tamam mı? Onun için bu saçmalığa bir son verin. TürkAvak'ı derhal geri çekin. TürkAvak aşı değil. 23 Aralık'ta aşı diye ilan ettiniz. Aradan geçen 8 ayda o gerçekten o sıvının bir aşı niteliği kazanması için gerekli hiçbir bilimsel adımı atmadınız. Hiçbir bilimsel yayın yapmadınız. Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurup kullanım onayı istemediniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği 11 aşının arasında TürkAvak yok. Sessiz sedasız geri çekin TürkAvak'ı. Yutkunun, utanın ve geri çekin. Salgının ortasında etkililiği kanıtlanmamış bir sıvıyı aşı diye insanlığa yapmak da insanlığa karşı suçtan farksızdır. Yineliyorum, bir sağlık hukuku uzmanı olarak aynı zamanda söylüyorum. Söylemedi demeyin, tamam mı? Benim sizi tehdit edecek bir konum yok. Ben sıradan bir yurttaşım. Alanının uzmanı 45-46 yıllık bir hekimim. 40-41 yıllık halk sağlığı uzmanıyım. Bu işleri bilirim. Ve salgın yönetimi de halk sağlığı uzmanlık alanının işidir. Tamam mı arkadaşlar? Söylemedi, uyarmadı demeyin. Benim dediğim gibi sözlerimin size tehdit boyut taşıyacak durum yok. Çünkü bu güçten yoksun. Tehdit edebilmek için o güce sahip olmanız gerekir. Bir yurttaş olarak yalnızca anımsatıyor ve tarihe not düşüyorum. Öbür aşılar, evet. Sinovac devam ediyor. Müşterisi az da olsa. Pardon. Bir de bu varyanta karşı da aşılanmaya devam edilmeli mi? Farkındayım sorunuzun. Geleceğim ona. Elde bir miktar mRNA var, Sinovac var. 270 milyon stokladığını söylemişti Doktor Koca. Eğer doğru söylediyse geçmişte bunu sormak durumundayım. Çünkü söylemler hiçbirbirini tutmuyor. Tutarsız, halka doğruyu söylemeyen, çok rahat yalan söyleyen kimi insanlar var karşınızda. 120 milyon doz elde duruyor. Az önce size çalışırken baktım. 149,5 milyon doza ulaşmış Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı. Yani son birkaç haftadır çırpınıyoruz aşı yapılsın diye. 147,8 idi, 149,5 olmuş. Yani 1.7 milyon. Son 4 haftada aşağı yukarı 1.7 milyon. Çok yetersiz bir rakam. Çok yetersiz. Derhal bu kampanyayı hızlandırmak gerekiyor. Bu bir. İki, eldeki aşıların bize miadının geçip geçmediğini de söyleyin. Ne kadarı Sinovac, ne kadarı BioNTech sayısı olarak bunları da söyleyin. 2, 3, bu aşılar BA4.5 varyantına göre güncellenmiş aşılar değil. Önceden ithal edilmiş, omikronun eski varyantlarına karşı geliştirilmiş aşılar. Dolayısıyla güncellenmiş aşı alacaksınız kardeşim. BA4.5'e karşı güncellenmiş, omikronun bu varyantlarının antijenlerini de içeren aşı getireceksiniz. Bunu kamuoyuna söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki güncel aşı ithal ettik. Onları uyguluyoruz diyeceksiniz. Bir beşincisi, altıncısı, kırkıncısı, ister güncellenmiş aşılar olsun, ister bunlar olsun değerli Uğur, BA4.5 çok belalı bir varyant. Şimdiye dek gelmiş geçmiş tiplerin en bulaştırıcısı. ABD'deki 100 COVID olgusunun yaklaşık 78'i BA4.5 ile bulaşlı, yani enfekte. Bu bulaş etkeni ya da tipi, virüsün bu tipi geçmişte omikronun öbür varyantlarıyla aşılanmış da olsanız, omikron yani akrabaları diyelim, şimdiki varyantın akrabaları ile hastalığı geçirmiş de olsanız, aşılanmış da olsanız, kazandığınız bağışıklığı delip geçiyor. Delip geçiyor. O bakımdan güncellenmiş aşı. Peki diyeceksiniz ki madem
eski bağışıklığı doğal ya da yapay aşıyla ya da hastalığı geçirerek delip geçiyorsa bu valya, niçin aşı olun diyorsunuz? Bunun da yanıtı şu: bulaşı alıyorsunuz. Reenfeksiyon dediğimiz ikinci, üçüncü, dördüncü kez COVID'i geçirenler var. Benim tanık olduğum, izlediğim hastalar var dördüncü kez. Yeniden bulaş olası, yeniden bulaştan korunma şansı çok yüksek değil. Ama iki önemli getirisi var. Bir, ağır geçirmiyorsunuz, hastaneye düşmüyorsunuz, yoğun bakıma düşmüyorsunuz. İki, ölmüyorsunuz. Çok düşük bu oranlar. Yani ölümden ve ağır hastalıktan hala eski mRNA aşıları bizi önemli ölçüde koruyor. Yine de en son işte size çalışırken hesapladığım ölüm oranı dünya genelinde, değerli Uğur, 577 milyon toplam olgu var dünya genelinde. Ölümler 6.4 milyon Dünya Sağlık Örgütü'ne ulaşan. Hız hesapladığımızda kabaca, biraz daha ayrıntılıdır bunun hesabı ama kabaca söyleyeyim, %1,1'e karşılık geliyor ölüm oranı. %1,1, binde söyleyelim, binde 11. Yani BA.4.5 varyantıyla bulaşı alan her 1000 kişiden 11'i ölüyor. Dünyada son güncel durum bu. Binde 11. Dolayısıyla bu aralığı da düşük diyemezsiniz. Evet, şimdi onu diyecektim. Bu da her 100 insandan biri veya 1000 insandan 11'i bu hastalıktan ölüyor. Üstelik bu genel bir ortalama. Eğer genel durumunuz düşükse, bağışık sisteminiz sorunluysa, ileri yaştaysanız, ek süreden sağlık sorunlarınız varsa, kanser hastasıysanız, diyaliz hastasıysanız, organ nakli yapıldıysa, şu bu, riskiniz çok daha büyük. Akciğer hastasıysanız, kalp hastasıysanız, koagülasyon bozuklukları, kıtlaşma bozuklukları varsa bu risk daha da büyük. Dolayısıyla doktor kocanın nasıl sarfık geçiyor değişimdeki bir üçüncü hata da burada. Başlangıçta yeni bir varyant o topluma girdiğinde öncelikle toplum içinde sosyal hareketliliği yüksek olan aktif genç nüfusu vurur, değerli Uğur. İşe gidiyordur, geliyordur, otobüse biniyordur, fabrikada çalışıyordur filan. Dolayısıyla bu genç insanlar, görece genç, çalışabilen nüfus, ayakta geçirebilir, hafif geçirebilir ama 2-3 kuluçka dönemin sonra evlere, evde oturanlara, yaşlılara taşınmaya başlar. İşte o zaman ölüm oranları artmaya başlar, çıkmaya başlar. Şimdi bir sevindirici olabilecek olgu, görece yine tırnak içinde, son bir hafta içinde dünya genelinde önceki haftaya göre, son haftanın verilerini ondan önceki bir haftayla karşılaştırarak söylüyorum. Yani son 7 günün verilerini ondan önceki hafta verileriyle karşılaştırdığımda toplam olgularda %10 azalma var. Ölümlerde de %9 azalma var. Fakat Türkiye gibi kimi ülkelerde veri aktarımı aksamaya başladı uluslararası istatistiklere. Bu yüzden bu veriye bel bağlayamıyoruz, güvenemiyoruz, ürküyoruz. Çünkü ciddi bir eksiği var. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü geçen ay bir açıklamasında ölümler için 2,72 gibi bir katsayı belirledi. Alama dünya genelliği için açıklananın 2,72 katı. Türkiye içinde bunu kullanırsak 100 bin ölüm açıklandı resmen şimdiye dek. Demek ki 270 binin üstünde ölümümüz var. Yine anımsayın değerli Uğur, siz çok özenli bir gazetecisiniz. Haziran'ın sonlarında Türkiye bir kez daha ölüm istatistiklerini veremedi. Geçen yılda vermemişti değerli Uğur. Dolayısıyla utansın bu AKP iktidarı ki iki yıldır ölüm istatistiklerini dahi yayınlayamayan bir iktidarsız iktidarla karşı karşıyayız. İktidarsızlık hafif kalır, iki yüzlü bir politika güdüyorlar halka gerçekleri söylemeyerek. Eğer bu ölüm rakamları gerçek ise açıklayın, böyle deyin. Dolayısıyla 100 bin değil, belki 300 binin üstünde ölüm var Türkiye'de. Dolayısıyla bu bir fiyasko AKP iktidarı için. 100 bin değil, 300 bin. Hamdolsun çok iyi yönettik. Elhamdülillah şunu yaptık, bunu yaptık. Türk Hava Vakfı bir de Afrika'daki yoksul garip ülkelere gönderiyorlar.
onlardan bir takım dış politik rantlar elde etme belki telaş işini yazıktır, günahtır, masum insanların hayatıyla oynamayın. Aşı olduk diyecekler, Türkiye'den gelen aşı hamdolsun elhamdülillah Allah'ım bizi koru falan derken insanlar pisi pisine, niyazi niyetine gitmesinler öbür tarafa. Olmaz böyle şey, utanç verici bir şeydir. Aşı falan yok ortada. Masum insanları da kandırmayın. Peki. Yine de bu söylediğim bağlamda genel geçer olmak üzere her insanda ayrı ayrı değerlendirmek gerekebilir ve aile hekimlerine, bildikleri yakın dostları, hemşire hekimlere danışsınlar insanlar. Olağan koşullarda 3 mRNA yaptırdıysanız, yani BioNTech ve sonkinin üzerinden 3 ayın üstünde geçtiyse 4.'yü hemen yaptırınız. 3 mRNA sonkinin üzerinden 3 aydan fazla geçti, 4.'yü yaptınız. Olağan koşullarda sağlıklı insanlar için söylüyorum. Organ nakli hastası, kanser hastası için durum farklılık gösterebilir. Onların aşıya gereksinimi daha çoktur. Durum farklılık gösterirken aşıdan kaçırmak değil, daha öncelikle, daha sık belki yapılmak gerekir anımsatma dozlarına. 2 Sinovac oldu iseniz, 2 de BioNTech varsa diyelim, 4. 5.'yi yaptırınız. Sonkinin üzerinden 3 ay geçti ise toplam 5 doz. 2 Sinovac artı 3 mRNA. Ama 2 Sinovac artı 4 mRNA varsa 6.'yı yaptırmayınız. Olağan koşullarda 6.'ya gerek yoktur. 4 mRNA'nız varsa da bir 5. için elimizde net bilimsel veriler yok. Beklenebilir, bekleyebilirsiniz diyeyim genel çerçeve içinde. Hocam mRNA dediğimiz BioNTech. BioNTech ticari marka. Tek olduğu için söyleyebilirim gerçi Türkiye'de. Reklamını yapmış olmaktan kaçınırım. O nedenle mRNA dedim. mRNA teknik adı. mRNA aşısı. mRNA aşıları. BioNTech tek mRNA aşısı değil ayrıca. Belirttiğim gibi 11 aşı ruhsat almış durumda Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım için. Başkalarını da Türkiye'ye getirtebilir. İlle bu mRNA aşısı BioNTech olmak zorunda değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı verdi. Kritik bir nokta, Sağlık Bakanlığı hala harekete geçmedi. Alarm zillerini aldım, elimde çalıyorum artık. Temmuz'un başından beri 3 haftadır çırpınıyorum. Aşı, çocuklara aşı, çocuklara aşı. FDA 5 yaşın üstündeki çocuklara mRNA aşıları için izin verdi, onay verdi. ABD'de üretilen öbür aşılar için de öyle. ABD'de bir de Moderna ve Johnson & Johnson var. En azından bu 3 aşıyı kullanıyorlar. Johnson & Johnson tek doz, Moderna yine 2 doz. Hatta 6 ay üstündeki bebeklere de aşı yapılması onayını FDA verdi. O kadar oran, yaş oranı düştü 6 aylık. 6 aya dek indi. Şimdi ben ondan vazgeçtim. Türkiye için 5 yaş 6 ay arası belki biraz tartışılabilir, daha özenli olunabilir ama 5 yaş üstü için tartışılacak bir şey kalmadı. Derhal 5 yaş üstü 18 yaşa dek lise çocukları ve üniversite öğrencilerine. Okul kapanacak, yaz bitecek, okullar kapandı. Üniversiteye gelecekler. Şunun şurasında Temmuz'un sonu, Ağustos sonu, Eylül ortası, 2 ay kalmadı değerli Uğur. Temmuz başından beri ben söyledim, bakın başlayın hemen, gün olur, 2 ay çabuk geçer, okullar açılır. Okulların açılmasıyla birlikte, havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlara insanlar tıkılacaklar. Üstelik korkunç yoksullaştırıldılar AKP'nin bu nas inadı yüzünden, saçma sapan bilim dışı, akıl dışı, İnsanlık dışı sözde iktisat politikalarıyla korkunç yoksullaştırıldılar. Bu insanlar kışın kalabalıkta belki de bir odada ancak bir soba yakabilecekler. Belki bir odada bir tek radyatörün gazını açacaklar, yakacaklar. Dolayısıyla daha büyük bir risk. Beslenmesi bozulmuş, umudu kırılmış, morali bozulmuş, gelecekten beklentisi kalmamış, işsiz, çocuğunu okutamıyor, borcunu ödeyemiyor, iflas etmiş. Dolayısıyla bağışık sistemi zayıflamış, çökmüş bu insanlarla siz kışın COVID'le baş edemezsiniz. Patlar mı patlar, volkanlar gibi patlar. Çok artar, çok arttıkça ölümler artar. Hastaneleriniz yetmez.
Hastalığa yakalananlar bu durumlar nedeniyle hafif değil ağır geçirirler. Uyarıyorum dostça. Ben felaket tellalı değilim. Ben bilim terbiyesi almış bir insanım. Özenle konuşuyorum. Böyle olacak demiyorum. Böyle bir risk var. Böyle olabilir. Bunu dikkate alın. Bu gerekçelerle bu tez de yabana atılamaz diyorum size. O bakımdan çocukları derhal okul mekanlarını da iyileştirerek birer arayla iki doz, onlara da biraz daha hacim olarak daha az miktarda yapıyoruz. 1 cc değil de 0.6 cc falan yapıyoruz gibi. Çocuk dozu ayarlanır, rahatlıkla yapılır. Hiç olmazsa biraz daha denetim altına alınmış olur. Ve umarız bu arada da güncellenmiş mRNA aşılarını dünya yeteri kadar üretebilir, yeterince. Önce can, sonra canan, önce Almanya, sonra Türkiye gibi, başta da olduğu gibi. Türkiye'de ne ölçüde düşer, getirirsiniz, kullanırsınız insanlara. Fakat öncelikle koruyucu önlemlere ağırlık vermeniz gerekir. Hastalansın, nasıl benim hastanelerim, yeterli şehir hastanelerim var diye böyle bir saçmalık olamaz. Doktor koca sen hekimsin, biliyorsun ki bir de uzamış COVID diye bir şey var. Ayakta geçirir, hafif geçirir, belirtisiz geçirir ama uzayan dönemde COVID'in kimi bulguları, komplikasyonları ortaya çıkmaya başladı. 2,5 yılı aşkın bir deneyimimiz var artık bu hastalıkla ilgili. İnsanların yaşamlarını zehir eden, yaşam standartlarını, yaşam kalitesinin nitelini çok düşüren, uzun erime yayılan bir takım istenmeyen COVID komplikasyonları var. Neden bu insanları o komplikasyonlarla boğuşur kılalım? Asıl olan yakalanmadan korumak. Çok haklısınız. Az önce dediniz ya ben felaket tarlalı değilim diye. Ancak biz şunu çok iyi biliyoruz ki 2020'den beri sizin bütün riski var dediğiniz mevzularla biz sonradan karşılaştık. Sonradan derken 6 ay sonra değil, 1 ay sonra. En fazla 1,5 ay sonra yaşadık. Aslında bu söylediklerimizi hiçbirimiz bir felaket tarlalı olarak değerlendirmiyoruz. Şunu biliyoruz ki gerçekten söylediklerimizi yaşadık. Evet, keşke yaşamasaydık. En son işte hacıları ve Kurban Bayramı'nı söyledim. Değerli Uğur, patlar evet, dedim. Evet. Bakın iki evet. Haftaya kalmaz hacılardan sonra. Kalkamazsınız altından. Kalkamıyorlar, veri açıklayamıyorlar bakın. Evet. Veriler ürkünç olsa gerek ki, inşallah öyle değildir, açıklayamıyorlar. Yine beni bağışlar mısınız lütfen? 2,5 yıldır neredeyse bu bağlamda nefes tüketiyoruz. Şu saatte bakın bakıyorum 26 derece sıcaklık görünüyor. Ben kravatımla şurada çevreye, size, insanlara saygımla, bilim terbiyemle terleyerek oturuyorum. Ayağımı uzatıp bir soğuk bira içmeyi ben de bilirim. Neyse, dolayısıyla bugüne dek 2,5 yıldır bir tek hecemi yalanlayamadılar değerli Uğur. Evet, evet. Bir tek sözcüğümü değil, bir tek hecemi yalanlayamadılar. Keşke yanlış çıksaydı, ben yanılsaydım ama böyle olmadı. O bakımdan artık hovardalığın sonu geldi. Böyle salgın yönetimi olmaz. Daha büyük afetler bizi bekleyebilir ve Kasım'da, Aralık'ta en kötü senaryo, az önce belirttiğim temellerde salgın Türkiye'de baş edilemez boyuta ulaşabilir. Yeni varyantlarla birlikte ve iktidarı alır götürür. Bir de bakın maymun çiçeği ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü 3-4 gün önce küresel alarm verdi. Evet. Bakan önce kalktı dedi ki Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı yoktur dedi. Ben uyardım 5-6 hafta önce. Sayın Bakan dedim böyle bir şey söyleyemezsin. Bilimsel olarak yanlış, epidemiolojik olarak yanlış. Söyleyeceğin şey şu, doğrusu şu. Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı yoktur diyemezsin. Maymun çiçeği hastalığı tanısı konmuş hasta yoktur diyebilirsin. Hastalık vardır da sen tanı koyamamışsındır henüz. Sonraki demeçlerinde bunu düzeltti. Şimdi demek ki bir başımızda bu var. Maymun çiçeği hastalığı kapıyı çalabilir Türkiye'de de. İkincisi, üçüncüsü Kırım-Kongo kanamalı ateşine Türkiye kurbanlar vermeye başladı. Kırım-Kongo kanamalı ateşine kurbanlar vermeye başladık. Bakın aynı anda Türkiye'de 3 hastalıkla boğuşmak durumunda kaldığımızı düşünün. 3 bulaşıcı hastalıkla. Geçen yıl değerli Uğur, G20 toplantısının sonundaki sonuç bildirgesinde dendi ki küresel afetler, kıtlık, açlık, kuraklık, iklim felaketi ve bulaşıcı hastalıklar.
deprem, yer kayması, volkan, bunun gibi insanın elinin sorumlu olduğu ya da engelleyemediği doğal afetler. Yalnızca an zaman sorunu dendi değerli Uğur. Yani kaçınmak mutlak anlamda olanaklı değil. Olacak, mutlaka yaşayacağız ama 3 gün ama 5 gün sonra zaman sorunu. Şimdi düşününüz ki monkeypox, maymun çiçeği de Türkiye'de bir hayli yayıldı. Evet. Kırım Kongo biraz daha saçıldı, serpildi. Nasıl baş edeceksiniz üçüyle birlikte? Tek başına COVID'le baş edemiyorsunuz. Onun için koruyucu sağlık hizmetleri, sosyal devlet, sağlık hizmetlerinin kamusal yükümlülüğü, sorumluluğu ve son derece güçlü bir birinci basamak sağlık hizmeti. Bol bol hastane ve bol bol yoğun bakım yatağı değil. Bu işin çaresi budur. İktidar aklını başına alsın. Muhalefet de salgın yönetimi ve sağlık politikalarıyla ilgili iktidarın bu olağanüstü açmazlarının getireceği potansiyel riskler karşısında sesini daha da yükseltsin. Basın da öyle. O anlı şanlı basın, NTV'si, Habertürk, şunusu, bunusu, yandaş basın. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Bak ben burada bilimin kelamını ediyorum. Bilimin, sizin anlayacağınız dille. Bilimsel dille konuşuyorum. Bilimin kelamını ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de oku demez mi? Kaç kez oku der. Hazreti Peygamber demedi mi? İlim Çin'de bile olsa gidin alın. Ha ben şu ekrana bu ekrana yetişmek hevesinde değilim. Zaten var olsun dostlar. Yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Karşılık veremiyorum. Sizin gibi yurtsever dostlar var olsunlar. Ama bu insanlar nasıl bu ülkenin bu işe ömrünü vermiş bir insana, bir uzmana kapılarını hangi akılla, hangi vicdanla, hangi dinle, hangi mezheple kapatırlar? Peki. Sayın Saltık, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Aslında sizinle zaman zaman müsaitliğinize düzenli olarak yayın yapmak isterim. Çünkü bu konuyla ilgili konuşmamız gereken çok hususlar var. Ben özellikle sağlık hukuku açısından, vatandaşlarımızın bu süreçteki hakları konusundan da bilince sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir programımızda sağlık hukuku ve bu COVID sürecinde sağlık hukuku doğrultusunda hangi haklarımız ihlal edildi ve bizim şu an hangi haklarımız var? Bunları öğrenmek adına da bir yayın yapmak istiyorum açıkçası sizinle. Hukuk mu kaldı değerli Uğur? En temel hak yaşam hakkıdır bildiğiniz gibi. Yaşam hakkımızı tanımayan, bu iktidarla karşı karşıyayız, hiçe sayan. Hoş görürseniz Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesinden size hazırlanırken aldığım 2-3 tümce var. Lütfen, buraya İngilizce, buyurunuz. Buraya İngilizce not almışım, Türkçe söyleyeyim. Hastalıkla savaşmak için COVID-19'da bir araya gelme zamanıdır. Bu küresel bir çağrı değerli Uğur. Dünyanın yoksul ülkelerinde de aşıya, tanı araçlarına ve sağaltım ilaçlarına insanlar erişebilsin diye. Hala korkunç bir aşı eşitsizliği sürüyor dünyada. Korkunç bir aşı eşitsizliği. İkincisi, aşı olun diyor Dünya Sağlık Örgütü. Olabildiğince, erişebildiğinizce. Üçüncüsü, kalabalıklarda ve kapalı alanlarda maske kullanın diyor. Dördüncüsü, eğer hastaysanız evde kalın. O kurallarına uygun karantina mekanlarından vazgeçtik. Hastaysanız evde kalın. Ayrıntısını artık siz düşünün. Bir N95 maskenizi takın, bir odaya kendinizi yalıtın. Bir hafta 10 gün. BA4.5 omikron alt varyantı şimdiye dek en bulaşıcı tip ve hastaneler üzerinde ve yaşlı bakım evlerinde ağır bir yük oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü web sayfasından aldığım işte İngilizce notlar size kısaca Türkçe'ye çevirdim. Peki, çok teşekkür ederim. Yaşlı bakım yurtlarına ağır bir yük oluşturuyor. Doktor koca duydun mu? Hastanelerimin kapasitesi yerinde, daha dolmadı filan. Dolunca ne yapacaksın doktor koca? Evine mi götürüp yatıracaksın? Özel hastanelerinde mi yatıracaksın?
Yeter artık. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Konuşmak istediniz benimle ama gördüğünüz gibi 1 saat 6 dakika oldu. Daha uzun konuşmadan insanları yormuş oluruz. Başka bir oturumda. Şu yapılanlar doğrudan doğruya şiddetin ta kendisidir. Bir topluma, sağlık çalışanlarına yaşam haklarını hiçe saymaktan öte şiddet olur mu? Vahşettir bu. Vahşet. Başka bir şey değil. Daha fazla konuşmayayım da suç işlemeyelim. Sizin de benim de kanalınızda başınız ağrımasın. Estağfurullah. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bu konu çok önemli. Önümüzdeki günlerde sıklıkla bu konuyu gündeme taşıyacağız. Bu konuyu konuşuyor olacağız. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sayın Sadık, tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.